Başta vurdu yani inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve ta'ala bu tibyan kitabından kıladigen dersimizin özü mübarek menfaatli eylesin. Üçüncü babga kelgenmiz. El-Babu Thalith. Aldıngı babda kıraatinin başka emellerden efzelliği, qarining boshqa odamlardan ustun qo'yilishi haqida o'tdi. O'shanda ya ummul qawma aqra'uhum li kitobillahi hadisini Ibn Mas'ud deb aytdim nazarimda. Abu Mas'uddan edi. Bizning kitobimizning nusxasida Ibn Mas'ud deb qo'yibdi-da. Men o'sha vaqtda Abu Mas'ud emasmi lekin deb Abu Mas'ud edi adashmasam deb o'yladim-da. Keyin Ibn Mas'ud deb ketaveribman. Bugun qarasam Abu Mas'ud ekan o'zi asli. O'sha xatoni to'g'rilab qo'yamiz. Demak ya ummul qawma aqra'uhum li kitobillahi ya'ni odamlarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigani imom bo'ladi degan hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan sahoba Abu Mas'ud al-Ansoriy radhiyallohu anhu bo'ladi. Endi 3-chi bob fi ikromi ahli al-Qur'on va nahyi an azahum. Oldingi bob ahli Qur'onlarni boshqalardan ustunligini isbotlash edi. Endi ahli Qur'onlarni o'ziga xos hurmat qilish lozimligi haqida binobarin ehtiromning aksi bo'lgan ularga azor berish harom ekani haqida. Demak, fi ikromi ahlil Qur'on deganda fi vujubi degan so'z bor. Ya'ni ahli Qur'onlarni ikrom qilish, e'zozlash vojib ekani haqida va lozim ekani haqida. Va nahy an azahum ularga azor berishdan qaytarilgan, ya'ni qaytarilgan degani harom degan. Demak, ahli Qur'onni hurmat qilish vojib, ularni ularga azor berish harom ekani haqida demoqchilar. Nojoiz ekani haqida. Qala Allohu ta'ala a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Zalika wa man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqwal qulub. Hac surasi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki bu surada zalika va men yu'azzim sha'irani ko'pligi kimiki Allohning sha'iralarini o'zbekcha aytganimizda nishonlarini nishonalarini yoki ramzlarini ulug'lasa bu qalblarning taqvosidandir. Ushbu oyatda kalimada ta'zim ulug'lash so'zi sha'ira so'zi taqvo so'zi va qalb so'zlari keldi. Ta'zimni bilamiz ulug'lash, ya'ni buyuk sanash degani. Sha'ira deb Alloh subhanahu va taologa ishora qiluvchi, Allohni eslatuvchi narsalarga aytiladi. Masalan, Baytulloh, Ka'ba. Ka'ba Allohni eslatadi. Ozon islomni sha'iralaridan, chunki u ham islomni eslatadi, Allohni eslatadi. Sha'irani va sha'ira shunday narsaki uni ko'rgan odam nimanidir his qiladi, eslaydi. O'sha nimanidir eslab his qilsangiz, o'shanga sha'ira belgi bo'ladi. Belgi bo'lgani sizga o'sha narsani eslatgani, tuydirgani e'tiboridan sha'ira deb nomlangan. Shu'urdan olingan. Shiordan olingan. Shior bo'ladi. Allohning shiorlari deb ham tarjima qilish mumkin. Yoki nishonlari deb tarjima qilish mumkin. Yoki ramzlar ham desa bo'ladi. Ko'pincha ramziy bo'ladi shiorlar. Shiorlarda ramz bo'ladi, ya'ni. Ramz belgi degani. Bir narsaga dalolat qiluvchi belgini ramz deymiz, simvol deydi o'ruschasida. O'sha bir narsaga ishora qilsa, o'shani ramz yoki simvol deyiladi. Shu ishora qilguvchi narsani sha'ira deyiladi. Agar Allohga ishora qilib tursa, Allohni eslatib tursa. Bunga misol namoz. Namozni ko'rsangiz, masalan, Allohni eslaysiz. Masjidni ko'rsangiz, Allohni eslaysiz. Azonni eshitsangiz, Allohni eslaysiz. Qaysi bir narsaki amalki yoki qaysi bir mavjudotki yoki bir buyum deymizmi yoki bir jismki, qaysi bir jismki, qaysi bir amalki Alloh subhanahu va taoloni eslatsa, Alloh taoloni kishiga shuuriga keltirsa, o'sha narsa Allohdan belgi bo'ladi. O'sha narsani sha'ira deyiladi. Sha'ira deyiladi. Shior deganda bizda ko'pincha so'zlar, g'oyalarni ifoda qiluvchi so'zlarni nazarda tutamiz.
Lekin bu yerde şiar desek hem, ya ki şaire desek hem, şaire desek doğru buladı o zaman. Yani ki nişan deyip tercüme kısık buladı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nı isletuçu, Allah'a delalet kılucu nerseler. Bu ayet-i kerime hac suresi de, hac ahkamı ortası da kilgen. Hac, Allah subhanahu ve ta'ala'nı isletiş, Allah ta'ala'ya bendelikini isletiş emellerindendir. Kabe mesela Allah'ını istetedi. Başka emeller hem Allah subhanahu ve ta'ala'nı iske söyledi. Her biri alahide bir manadan ramiz buladı. Şu ayetlerin ortası da bu kegen. Bu ayetinin bu yerde delil kılınışlığı sebep şaireden murat nime dese Allah'a delalet kılıcı, Allah'ını istetucu derseler. Bu cümleye Kur'an hem kiredi. Kur'an arkasından kara hem kiredi. Kur'an'ı gören adam, Kur'an'ı isteyen, pıravar Allah'ını isteyen böyle. Şunun için Kur'an'ı hem ve Kur'an'ı hem şairdeki kirgiz yaptı. Şunun için o şairini uluğlaş, tazimini kiltiriş, lazım ikenini etmek bu ayette. Fe inneha min teqvel kulub, fe inneha, yani o tazim, kalbinin teqvasıdandır. Kalplerinin teqvasıdandır. Çünkü nima uchun qalbning taqvosi taqvo Alloh subhanahu va taoloni norozi qiladigan, Allohning g'azabiga g'azabini keltiradigan biror ishdan, biror narsadan chetlanish, Allohning g'azabidan biror vosita tufayli o'zini qutqarish degani. Vosita bir amalni, Alloh qaytargan amalni qilmaslik bilan yoki buyurgan amalni qilish bilan bo'ladi. Vosita shu. Shu bilan yani Allah'ın aytganini kılıç bilen, Allah'ın gazabından, azabından özünü himayeleş, takva deyiledi. Kalbinin takvasından diyenin kalbinin Allah'dan korkuşudan delalet. Allah'ın gazabından özünü saklaşıdan delalet. Kalbinin takvası diyen cümlede yine bir nükte var ki, takva kalpte böyle. Takvanı suretten isteş. Ya ki surette özünü takvadar kösteteş bilen, takvanı kesip kılışka uğrunuş, bu hareketini zayi kılış, mahiyetini engellemeslik ve takvadan uzaklaşışka apkiler. Kimi ki eğer takvadar bu mahşu olsa demek, şekli bilenmez, kalbi bilen işlesin. Elbette kalbdeki mana zahırda, şeklide aks etişi var. Takva kalpte olaydı deyip kimsiz yürür müydü? Kalbde takva olsa elbette onu kimi güzelleşedi. Kalpte takva olsa elbette kişinin sözü güzelleşedi. Kalpte takva olsa elbette kişinin ameli güzelleşedi. Kalpte takva olup kişinin ameli yaman buluşu, yani ki sureti şeriatke hılaf buluşu mümkünmez. Ama kalpte takva olmadan halde suret çırali kısa bulur. Sözlü çırali kısa bulur. Ameli çırali kısa bulur görünüşte. Bana bu ne kaytarladı? Bu nüfak hisoblan munofiqlik bo'ladi. Kimiki agar suratini chiroyli qilib, suratiga tashqi ko'rinishida taqvodor ko'rinishga harakat qilsa-yu, qalbida taqvo bo'lmasa, bu nifoqdan, munofiqlikdan bir ko'rinish bo'ladi. Endi qalblarning taqvosidan dur degani, demak, taqvo qalbda bo'lishiga ishora qiladi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislari ham bor, ko'kslarini ko'rsatib, taqvo mana bu yerdadir. Takva mana bu yerde dur, takva mana bu yerde dur deyip taktilegenler. Demek takva kalbde bulsa, o şey takvanın alametlerinden biri, neticelerinden biri Allah'ın şairelerini uluğlaş bularken. Allah subhanahu ve ta'ala'nın nişanelerini uluğlaş. Biz bunu yakınlaştırışı üçün misal tarikası da ettemiz. Misal tarikası da ettemiz, mesela bayrak devlet ramzi bulur. Gerb devlet ramzi bo'ladi. Shuningdek başka narsalarda ham ramzi bor. Bizning ko'zimizga ko'proq yaqinrog'i odatda biz ko'proq ro'para keladiganimiz davlat ramzlari. O'shani sha'ira deyiladi. Masalan, bayroq davlatning sha'iralaridan, nishonlaridan, ramzlaridandir. Nima uchun? Masalan, siz bayroqni ko'rsangiz, shu moviy rang, qizil chiziq tortgan, undan keyin tagida oq lenta, ondan keyin yana qizil chiziq, yana pastida ranglarni ko'rib
tepede ay yıldızlı görseniz Özbekistan istekeli. Özbekistan'ın bayrağını görseniz o şekilden Özbekistan istekeli. Özbekistan'dan ramz boladı o şu bitti bayrak. Başka devletti ki özden ramz boladı. Siz eğer bayrağını izazlarsanız o siz lettani let izazlayken bulmayız. Bayrak izazlanadı, hürmet kılınadı. O bayrak materyali çırağlı bugün uçunmaz. Yani ki rengi güzel bugün uçunmaz. Yani ki o şöyletlerine narkı balanlı gidemez. Yok. O bir devletke ramız bugün de. Siz o devlette hürmet kıyanınızda. Devlet ise halkının temsilcisi bugün de. Siz halkınızı izazlayanınızda. Öz halkınızda, özünüzü, milletinizde, yurtinizde hürmetiniz olsa, binabarım o şey milletini, o şey halkını temsilcisi bulgen devletine hürmet kılasın. Madem devletine hürmet kılarken siz devletke ramız bulgen. Devletke işare kılıcı, devletini isletici ramız bulgen bayrağını ham hürmet kılasın. Bana şu bir tane misal, şairini hürmet kılışke. Kimi ki demek, kimi ki Özbekistan bayrağını izazlasa, Özbekistan'ı yakışık öyledi desek doğru bulan. Şimdi Allah'ın şairelerini tazim kılış ham kutuşun yok şeydi. Kimi ki mesela namazını uygulasa, bir kişi namaz okuyorken olsa onu aldı da avazını pesletip dursa. Kur'an'ını kursa mushafını, onu öpüp yukarıya koyup koysa, yerine koymasından pesletmesinden. Kabe'ni görüp ya ki kıbleni hürmet kılıp onun ayağını çözmesi. Mene bu Allah Subhanahu ve Taala'nın şairelerini uygulaş buladı. Siz o Kabe'ni törbüce bugün için uygulamaysınız. O Allah'ın bey, Allah'a mensup beyt bugün için. Allah'ın üyü yenmez o. Allah onda yaşayıp digenemez Allah'ın üyü digene. Belki Allah Ta'ala o dige onu nisbet bergeni. Allah'ın üyü deyip Allah'a nisbet topgeni. Ve o Allah'ın dininin ramzi bulgeni, neticede Allah'a delalet kılıcı ramzi bulgeniden Kabe'ni hürmet kılamız. Etrafını eğlenip tavaf kılamız. Demek ki tazim kıyandan. Tavaf, tazimini bildirir. Demek ki Kabe'ye karab namaz okuşunu uzun bilen kifayelenmeyimiz. Belki eğlenemez etrafını. Eğlenişimiz Kabe'nin tazimi, Kabe'nin uygulaş. Bir kişinin siz uygulasayınız, bir kişiye bir itibar karatsanız, eğleneyin, uygulayın deyiz. O şu itibar karatkeniz, tazim kılgenizden eğlenip uygulasınız Kabe'nin etrafında. Bana şu eğlenişimiz Kabe'nin tazimi. Şunun için Kabe'deki en uluğ ibadet namaz ve tavaf buladı. O şey tavaf tazim. Bu ne kadar alet kıladı? Allah Subhanahu ve Taala'ya bugün imanımız, Allah'a işangenimiz, onu hürmet kılgenimiz, onu uluğulagenimizden, onu yaşgörgenimizden, onu kadar alet kılgı için derseni biz ezazlayımız. Anası ötken adam anasının rumalını alıp gözüge sürtedi. Yani ki bir uluğ kişiden, mesela atasından ya ki ustasından bir mektup kese öpüp koyardı. Demek ki o kağız bugün uçunmaz. Ustasını esleyeniden. O şey içindeki muhabbetini ustasından gelgen mektubunu öpüş bilen izhar kılır. Tazim, kimin ki uluğulese diyebdi Allah-u Teala. Tazim, kaysa azanı ameli. Tazim, kalbini ameli. Takva, kalbinin takvasındandır degenden düşünemiz ki demek ta'zim, uluğulaş kalbinin amelidir. Kimi ki Allah'ın şiarlarını uluğulasa kalbinin takvasındandır dedi mi? Ta'zim asli kalbinin ameli. Ve zahırda ham ta'zim aks etedi. Siz ananızı yaş görgeninizden ananızı rumalını görüp onu öpkeniz gibi o şu muhabbetinizi izhar kılasız ananın rumalını öpüş bilen, hiddeş bilen. Sağınçıyızı ifade kılasız. Kud şunindek. Allah Subhanehu ve Teala'ya bugün tazimimiz, kalbimizde bugün uluğulaş, Allah Teala'ya bugün bir itikadımızını biz ifade edelimiz. Mesela namazda secde kılış bilen ifade edelimiz. Başımızı, yüzümüzü yerine koyuş bilen. Kadımızı egip rükû kılış bilen ifade edelimiz. Ana şu ifade türlerinden biri Allah Teala'nın izletiçi ramzlarını uluğulaş buladı. Kabe'ni körgende onu uluğulaş. Kabe'ni mukaddes seneş. Onu eyleniş etrafı da. Mushaf'ni körgende onu uluğulaş. Bana şu hemmez. Allah'ını isletkeni için, Allah'a taalluku bugün için bu derselerini mukaddesleştiriş, mukaddes debbiliş. Onlarını türlü
kamsitish va noma'qul muomalalardan, taomillardan uzoq va pok tutish shu ta'zim bo'ladi. Bu ta'zim asli qalbdan barq urib chiqadi va zohirda aks etadi. Zohirda aks etishi, masalan, Qur'oni Karimni ulug'laysiz, mushafni. Aks etishi uni kindigidan pastga tushirmaslik va uni o'pib qo'yishingiz, yuzingizga surtishingiz, betahorat ushlamasligingiz va hokazolar. Jumhur ulamoning nazarida Qur'oni Karimni betahorat ushlash joiz emas. Ulamolar harom deganlar Qur'oni Karimni betahorat ushlashni. Nimaga? Ta'zim vojib bo'lganidan. U o'zi aslida varag'u. Ashu alhamdulillahi robbil alamin oyatini o'rniga agar deylik boshqa bir kalima yoziladigan bo'lsa, boshqa bir kitob yoziladigan bo'lsa, uni betahorat ushlash mumkin bemalol. Ammo Allohning kalomi yozilgandan keyin Allohning kalomi Allohdan ramz bo'lgan, Allohni eslatuvchi bo'lgan, Allohning sifatining bizdagi dalolati bo'lgan yuzasidan uni hurmat qilamiz o'sha harflarni. Oddiy harflar o'sha arab harflari bilan gunohni ham gapirish mumkin. O'sha arab harflari bilan yomon narsani ham yozish mumkin. O'sha arab harflari bilan lag'v behuda narsani yozish ham mumkin. Erta yozsa ham bo'ladi. Cho'pchak yozsa ham bo'ladi. Lekin o'sha harflar bilan siz Allohning kalomiga dalolat qiluvchi kalimalarni yozar ekansiz. O'sha dalolat qiluvchi harflar boshqa so'zlarga dalolat qilib, boshqa ma'nolarga dalolat qilgan paytda hurmat topmagan bo'lsa, bo'lsa-da Allohning kalomiga dalolat qilishi bilan hurmat topadi. U Allohni eslatgani, Alloh subhanahu va taologa taalluq topgani, Allohning sifatiga bog'langani yuzasidan hurmat qilinadi. Natijada mushafni betahorat ushlash harom bo'lib qoladi. Uni biz e'zozlaymiz, o'pamiz. Ibn Umar radhiyallohu anhu har kuni mushafni olib o'qirkanlar, yuzlariga surtib o'pib qo'yarkanlar. Mana bu nima uchun shunday qilamiz? Shunday ta'zim qilamiz. Alloh subhanahu va taoloni ulug'laganimizda. Uni qanday ifodalaymiz? Alloh taolaga taalluqli har bir narsani ulug'lash bilan ulug'laymiz. Har bir narsani ulug'lash bilan ifoda qilamiz. Qalbimizda Allohga bo'lgan e'tiqod bor, ta'zim bor, haybat bor. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbat bor. Biz bularni nima bilandir ifodalashimiz kerak. O'sha ifodalash yo'llaridan biri Alloh subhanahu va taoloni eslatuvchi, unga ramz bo'lgan narsalarni e'zozlash, ulug'lash bo'ladi. Misol tariqasida mushafni ulug'lashimiz. Shu jumladan Qur'on ahlini ulug'lash. Chunki Qur'on egasi xuddi boshqa harflar, boshqa so'zlarni ifodalayotgan harflar mushafga tushib, varaqda Allohning kalomiga dalolat qilgan paytda o'sha varaq ulug'langani kabi. Qur'on yozilgani uchun odatda oyoqqa poyabzal qilib tikiladigan teri ulug'langani kabi, o'sha kalom joylangan qalb va u qalb egasi ham ulug'lanadi. Odatda biz hozir uncha odat bo'lmay qoldi, ilgarilari mushaflarni muqovasini teridan qilishgan. Teri bilasiz, qo'yni terisi, molli terisi, eshkin terisi bo'ladi. O'zi bir e'zozli narsa bo'lmaydi. Odamlar poyabzal qilib oyog'ida tepib kiyadi uni. Lekin shu oyog'ida tepib kiyilayotgan teri bir hayvonni bitta kir yoyinki bir badbo'y narsasi bir qismi tozalanib, oshlanib, mushafga yopishtirilgan paytida peshonaga surtiladigan, o'piladigan, e'zozlanadigan bir narsaga aylan. Xuddi shuningdek, Qur'oni Karimga yopishgani uchun teri qanday e'zozlansa, inson ham unga Qur'on joylansa, Qur'onga yopishgani, Qur'onga yopishib, u bilan birlashgani yuzasidan u inson ham e'zozlanadi. Mushafni qanday hurmat qilib o'pib, uni yuqoriga qo'yadigan bo'lsangiz, uni oldida oyog'ingizni cho'zmaydigan bo'lsangiz, undan yuqoriga o'tirmaydigan bo'lsangiz, xuddi shu oyatlar, kalomlar joylashgan qalb sohibini ham shunday e'zozlash kerak bo'ladi. Mushafni e'zozlash qanday vojib bo'lsa, Qur'on unga tushgani uchun, Qur'on unga joylangani uchun qanday vojib bo'lsa, qorini ham shunday e'zozlash vojib. Uni qalbiga Qur'on tushgani uchun, uni vujudiga Qur'oni Karim joylangani uchun. Bu yerda yana bir nozik ma'no shuki, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taologa dalolat qilganidan Qur'oni Karimni o'zida joylagan, Qur'oni Karimga oshno bo'lgan, Qur'oni Karimga yopishgan, Qur'oni Karimga yaqin bo'lgan kishi, ya'ni Qur'on egasi ham e'zozi vojib bo'lar ekan. Qur'on qanday ramz bo'lsa, Allohga dalolat qiluvchi, qanday sha'ira bo'lsa, qori ham u tushunish sha'iriga aylanadi.
Kur'an'ın tazimi kan diye vacip olsa, Kur'an'ın hem tazimi şun diye vacip olur. Demek Kur'an-ı Kerim'in kalben hürmet kılamız. Ve bu kalben kılan hürmetimizi zahirde ifade edemiz. Gözümüzde sürtüş, yüzümüzde sürtüş, yukarıya koyuş bulan. Kur'an'ı hem kalben uluğlaşmamız gerek. Ahli Kur'an'ı kalben tazim kılışımız gerek. Ve bu tazimimiz zahirde onge bugün muamelemiz ve münasebetimizde hem aks yetişi vacip olur. Ben hürmet kılamın kalbimi deyip koyup durur. Mesela anayızı, anam hürmet kılamın deyip durup, anayızı bakıra diyen bu siz, o yalgan buladı. Hürmet kılamın diyen hepiniz. Ben atamı ezazlayman deyip durup, onge ayağınızı çoza diyen bu siz, hepiniz yalgan buladı. Çünkü ezazınız bu ise kalbinizde, oz ozdan taşkarıda o aks yetişi gerek. Bu yerde yani bir tane nükte var, biz özümüz için alışımız gerekiyor bugün. Karilik, yani Kur'an-ı Kerim'e hamil buluş, Kur'an-ı Kerim'e sahip buluş ne kadar büyük şerefli. İnsan Kur'an-ı Kerim'e ege buluş bilen Allah Subhanahu ve Teala'nın yerdeki remzlerine, şairelerine elenip kalırken. Bu mesela adli insan. Zahirini karesiz göçsü süveyden ibaret. Ama onu kalbi, onu ruhu Kur'an'a aşina bulsa, o insan Allah'ın şairesine, nişanına, yeryüzüdeki Allah'ın remzine elenip kalırken. Unga bildirilgan ehtirom Allohga bildirilgan ehtirom. Unga qaratilgan ta'zim Allohga qaratilgan ta'zim. Unga berilgan azor Allohga berilgan azor. Uni kamsitish Alloh subhanahu va taologa beodoblik bo'ladigan darajada Allohning ramziga, shairasiga aylanarkan Qur'on sohib. Bu o'ta katta sharaf. Odamlar odatda bir podshohga yoki bir amaldor odamga qarindosh bo'lib qolsa, o'sha odamni yoki bir xodim bo'lib qolsa yoki hattoki haydovchisi bo'lib qolsa, boshqalar uchun hurmat qilib qoladi. Ana u rahbarga taalluqi bog'liqlik joyi borligi uchun. Endi olamlarning Robbi Alloh subhanahu va taologa bog'liq bo'lsa-chi. Nafaqat bog'liq, Allohga dalolat qiluvchi ramzga aylangan bo'lsa-chi. U albatta har qancha ta'zimga loyiq bo'ladi. Bu o'ta katta martaba bo'ladi. Aytganimizdek, bayroq rangi bilan yoinki matosi bilan aziz emas nimaga dalolat qilishi bilan aziz u bir davlatga siz hurmat qiladigan davlatga dalolat qilishi bilan hurmat topadi shuningdek Qur'oni Karim sohibi ham Allohga dalolat qiluvchiligidan ta'zimi vojib bo'ladi bu yerda yana bitta nuqta shuki kimiki Qur'onni yodlabdi kimiki Qur'onga sohib bo'libdi u bilsinki Allohga dalolat qiluvchi bir ramzga aylandi o'zini shunga yarasha tutsin O fisku fucur caylardan uzak olsun. Masiyetlerden uzak tutsun özünü. Beyhude lağv ve pes ahlaklardan özünü uzak tutsun. Yani şimdi pes derecedeki kişiler bilen ülfet bulmasın. Çünkü onda o özünü kalbindeki Kur'an'ı taptayken buladı. Beyhürmet kılayken buladı. Allah subhanahu ve ta'ala'ya delalet kıptırsın o. Madem dalalet kılarken Allah'a dalalet kılıçı nerse Allah subhanahu ve ta'ala'ya karşı bugün nerse bilen birge buluşu mümkünmez. Huddiki mescidde necaset buluşu mümkünmez bugün edek. Kabe'ni aldı da günah kılıç mümkünmez bugün edek. Yani başka vakta mümkünmez. Kabe'ni aldı da ağırlık. Şu bilen birge. Ahli Kur'an özünün suretini ve siretini özünün zahiri ve batınını Kur'an'a muvafık tutsun. Hakiki dalalet kılıcı bulsun. Kürse bir ahli Kur'an'ı kişi Allah'ını istesin. Ramizge eğlendi mi? Karı. Hafız Kur'an. Hamil Kur'an. Bilin ki o demek onu körgen adamge Allah'ını istetici buluş gerek. Özünü şunu tutsun. Gep sözü de, oturuş türüşü de, nigahı da, hayatı da, sireti de ve sureti de, zahiri de, batını da Allah'ını istetici bulsun. Onu körgen adam mı? Allah'a muhabbeti aşıp geçsin. Onu körgen adam Allah'ını esnep günahdan tohtap kalsın. Onu körgen adam uzunu umrediyen mukkasın Allah'ını esnep. Onu körgen adam Kur'an'ını esnep Kur'an'a şevku aşsın. Mene şu karını vazifesi uğradı. Bu ayetten alınadigen fayda şu. Demek ki şaire kıl yaptılar. Hafız Kur'an'ı, hamil Kur'an'ı. Demek o Allah'ını esnep uçu. Demek vakıda o Allah'ını esnep uçu bulsun. Körgen adam onu köçe balası deyip oylamasın. Onu kılığını körgen adam bir adam adamı körmesin. Onu ilgeçken adam günahge batıp kalmasın. Onun yanında yürgen adam bidatke çüşüp kalmasın. Yani şu karını vacibidir.
ahli Kur'an'a vacip bulgen dersedir. Demek Kur'an'ı yatlarken siz, Kur'an-ı Kerim'ini kalbinizde cahilerken siz, yeryüzünde Allah'a delalet kılıcı ramız, Kabe kebi bir mukaddes mekamge itip koyanızı kıskırışınız gerek. Özünüzü çünkü yerleşe tutuşunuz gerek. Çünkü yerleşe pak tutuşunuz gerek. Sözünüz pak, közünüz pak, teneniz pak, ruhunuz pak, kalbiniz pak, vücudunuz ana şundek pak buluş gerek. Sizden birer de Allah Subhanahu ve Teala'nı hakşalaga yakmayı hakşige hılaf yani Allah'ı yakmayı diyen nersiz hadır olması gerek. Şundaki nesiz hakiki ahli Kur'an bulas. Şunda Allah'ın şairesi bulas. Şunda kalbinizde caylengen Kur'an sizge menfaat bergen bulas. Şunda kalbinizde Kur'an caylengen bulas o zaman asli. Demek Allah'ın şairelerini uluğulaş kalbinin takvasıdır. Demek karlarını izazlaş takvadan. Karlarını uluğulaş takvadan. Ahli Kur'anlarını tazim kılış ularını büyük seneş takvadandır. Kalbinin takvasıdır. Kimi ki karını ahli Kur'an'ını bir hürmet kısa. Kimi ki onu hırlasa, onge bir adablik kısa, demek onun kalbide takva yok. Demek o Allah'dan korkar degen adam mes. Çünkü kimi ki kalbide Allah'dan korku, Allah'a muhabbet, Allah'a tazim caylense, o Allah'a delalet kılıcı nerselerine hem uluğulab kaladı uz uzda. Tazim bu uluğulaş, uluğ seneş, kalbide onun haybetini saklaş bilen, zahirde onun adabını saklaş bilen, hasıl bo'ladi. Shunga ishora qiladilar Imom Navaviy bu bobda ushbu oyatni keltirish bilan. Keyingi oyat ham Haj surasida ayni haj oyatlari orasida keladi. Zalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih. Kimiki Allohning hurumatlarini, hurumatdan murod Alloh harom qilgan narsalar yoki Alloh ehtirom qilgan narsalar. Harom va ehtirom so'zlari bitta o'zakdan olinadi. Allah haram kılgen derseler diyene Allah Ta'ala beyhürmet kılınışını taklıgen derseler. Mesela Kabe'nin beyhürmet kılış. Taklıgen. Şimdi bu için elbeytül haram değil. Kur'an-ı Kerim'ni beytaharet üşeş taklıgen. Çünkü o beyhürmetlik. Allah hürmet kılışını vacip kılgen derseler. Ve Allah Subhanehu ve Ta'ala malum kaytarıklarını karetken derselerini hurumat deymiz. Adatta kişi kalbiden ötken narsaga günahkar bo'lmaydi. Ama haramda bo'lsa günahkar bo'ladi. Va men yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Kimiki haramda zulmni iroda qilsa, unga alamli azobni, og'riqli azobni tattiramiz deydi. Demak haramda hattoyinki gunohni qilish u yerda tursin, gunohga qasd qilish ham og'ir gunoh bo'ladi. Ana şu, Allah Subhanehu ve Teala demek, hürmet kılışını vacip kılgen derselerini, hürmetini saklaş. Şunun de, kaytarıklarını uluğlaş. Yani demek, hürmetten murat kaytargen derseler, kaytarıklar. Ya ki Allah ihtiram kılgen derseler. Allah ihtiram kılgen derselerini, ihtiram kılıp, ta'zim kılıp, uluğlaş. Onge nisbeten kalbide bir haybet tutuş. Zahırda şunge yerleşe bir münasebet ve adabını tutuş. Ta'zim buladı. Kim şunday qilsa fa huwa khayrul lah. Bu uning o'ziga yaxshi. Allohning huzurida, Rabbining huzurida uning o'ziga yaxshi bu. Siz Qur'onni yirtib yuborsangiz, u bilan Qur'oni Karim xurlanib qolmaydi. Siz marazingizni izhor qilgan bo'lasiz xolos va o'zingizni azobga tutgan bo'lasiz xolos. Bir kishi borib Ka'bani poymol qilib, Ka'bani buzsa, u bilan u Allohning uyi maqomidan tushib qolmaydi. O'sha hurmatida qoladi. Ammo uni hurmatini buzgan og'riqli azobga qoladi. Shuning uchun kimiki ulug'lasa, bu huzur Allohning Rabbining huzurida uning o'zi uchun yaxshidir. Chunki bu taqvodandir, bu mukofotlanadi. Bishri Hofiy alayhi rahmani hikoyalari bor. Yerda Allohning ismi yozilgan bir qog'ozni ko'ribdilar. Aytadilarki, yonimda bor pulim 1 dirham ekan. Borib 1 dirhamga attordan atir oldim. Haligi yerga tushib qolgan Bismillahirrahmanirrahim kelimesi tüşken, yerde yatken kağızını aldım da, atır bunu bilen, onu tazalab, hoşboylab, eyzazlab, yerde yatken nersen alıp tazalab, eyzazlab, adamlar basalmaydıken, yukarı cayge devarını tırkışıge kıstırıp koydum.
Şu günü düş gördüm, düşümde Allah Teala'dan menge hitap geldi, etti ki, ey Bişir, sen bizi ismimizini uluğladın, biz seni ismini uluğlayımız. Bizi ismimizini pakladın, sen ismini paklayımız. Bizi ismimizini hoşboyladın, sen ismini hoşboylayımız. Ayet ederler ki, Bişir-i Hafi'ni hemen yaş görerdi. Allah Teala o kişinin ismini, şimdi uluğlayıp koydu ki, hemen kalbine Bişir-i Hafi'ni muhabbetini sap koydu. Ulamalar etişedi ki, hem zamanları. Allah Teala Bişir'in muhabbetini, onun hürmetini kişilerinin kalbine şu kadar caylegendi ki, Bişir-i Hafi o şey, kişilerinin kalbine Allah onun izazını, hürmetini caylep koygenini şükranesine eğer çoğunu üstüge, otunu üstüge secde kısa, şükranesine ada kılalmaydı Bişir deyişke. Yani şu derecede Allah Teala o kişinin ismini uluğulab koydu. Ne bilen? Bir kağızdaki Allah'ın ismini uluğulagını bilen. Bari pulge atır alıp o şeyini artıp tazarıp yukarıya koyduğunu için. Bu şekil demez ki, o şey harekette uz demez ki, o şey hareketke undagen kalbideki tazimde ki. Yani şu kalbide şu tazim bugün için Allah Teala bir şey hafiyeni uluğuladı, uzunu dostlardan kıldı ve ismini hemen kalbige sevgiliyi koydu o adam. Bana şu bitti işi için. Allah Teala bu işini ozu için demez belki. Belki bunu yapıyken tazim onu kalbindeki. Demek ana şimdi kimdeki hürmet olsa, izaz olsa Allah'ın hürmetleri ana bu kişinin ozu için yaşlı. Ne için yaşlı? Bir şey hafifi de ozu yaşlı bugün de kal. O şey isim yerde yetken peyti de yerde kala olursa Allah'ın yerdeki birer hükmü özgürüp kaladı mı? Yok. Allah'ın hükmü cari olur. Kur'an'ı yırtken adam ebedi kalı yaptım. Yok. Allah Teala halinden peyti canını alı yaptı. Allah'ın kolunda mahkum, Allah'ın kahri astıda, başka ruhu astıda, hiç kim Allah'ın hükmünden teşkereye çıkarmıyor. Kur'an'ın izazlığını bilen Müslüman köpeyip, onu bir hürmet kısa Müslüman kemeyip, izazlese Allah'ın hükmü ötüp, izazlemese Allah'ın hükmü yürümeye kal yaptı mı? Yok. Allah'ın hükmü her kanakası giyiyordu. Allah'ın dini her kanakası giyiyordu. Lekin bu izazlığın adamı özüge yaşlılık böyledi halas. Kabe'ye tazim beca kılsanız sizge yaşlı, Kabe'yemez. Allah'a hem umma menfaati yok. O çünkü fehuve hayrul lehu. Kim Allah'ın hurmatlarını uluğlasa, uluğlasa ne demek yani? Allah haram bilgen narsanın taqiqini ota qattiq olsa. Ota qattiq undan jirkansa. Allah qaytargan narsadan ota qattiq uzoqlashsa. Şu ta'zim bo'ladi. O işini qilishni ota katta yomon ish deb bilsa, şu ta'zim bo'ladi. Endi ancha muncha qilib turadi deb odam agar haram nesliğe asan kuluradigan olsa, demek o adam mı? Kalbinde tazim yok. Bu degen o adam mı? Özüge yaman Allah gemez. Ama uluğulasa Allah gemez, özüge yaşı. Bir kişi arağını haram de bilse, haram ligiden uzak olsa, ribanı haram de bilse, bir dirhem hem riba kirip kalır, bir dirhem riba kirip kalışıdan hazar kılsa, bir dirhem kirip kalışını kette musibet de bilse, o şey kişi Allah'ın hürmetlerini tazim kılıyken, uluğulayken buladı. Bu onu özü için yakışır. Bu kalbinin takvasıdan, bundan o adam dünyada hem hayır tapadı, ahirette hem acır ve mükafat alet. Çünkü onu özüge yakışırdır diyebdi Allah Teala. Ana şu hürmetlerinin cümlesine Allah Teala hürmetini beca keltirişini vacip kılgen nerseler kiredi. Cümleden Kabe, Mushaf, Mescid gibi. Şu cümleden qara ham. Ahl-i Kur'an'ı uluğulaş hem Allah'ın hürmetlerini uluğulaşlendir. Ahl-i Kur'an'ı hürmet kılgenle özüge yakşı. Onu bir hürmet kılgenle özüge yaman. Ahl-i Kur'an'ı bilen Allah'ın huzurunda mertebesi düşüp kalmaydı. Bir karını kemsizseniz. Size özünüzge zarar geledi. Kalbinizde takva yolu giden delalet ve özünüzge musibet hem geledi artıdan. Hususan evlatlarından Ahl-i Kur'an çıkmaya kaladı ki minki Ahl-i Kur'an'ı bir hürmet kısa değişen olur. Allah'ın hürmetlerini uluğulaş tazimi gemisal İmam-ı Bukhari mesela. İmam-ı Bukhari'lerini kana kılıp buna kadar derecede yetken deseyiz, o fakat zihni otkürlüğü denmez. Elbette zihni otkür hatırası küçülüyük bugün. Fakat mihnet denemez. Elbette mihneti hem bugün anca münce insan kurtar almaydı. Lekin asasi ularını ana şu derecede yetkizgenlerse kalplerdeki takva bugün. Amellerdeki takva bugün, amellerdeki salahiyet bugün. Misal tarikası da, bana şu Allah'ın şiirlerini uluğulaştı hem İmam-ı Bukhari ötekette namuna bugünler.
Bir gün İmam Bukhari bir yerde oturgan ekanlar, mescitte oturgan ekanlar. Oturganlardan birinin sakalıda yegan taamıdan çüşken bir uşak var eken. Avukatını parçası yok ki nanını parçası. Böyle ki. Bu uşak durdu dedi. Gepirgeni de haliye adam sakalıdan haliye nerse sakirep yerge çüştü. Uşak yerge çüştü. Bu necas etmez, ahl etmez, haşekmez. Adamı ağzından çüşüp koyan pak nerse. Ve öte kişkine uşak olmuyor. Katta narsa yemmas. Tushib qolganini aytadilarki, İmam Buxoriyning sheriklari Buxoriy ko'zini qir bilan qarab qo'ydi o'sha uşağı tushgan joyga, uşağını belgilab qo'ydi. Haliga odam e'tibor qilmadi. Qachonki turadigan paytimizda u yo bu yoqqa qaradi-da, odamlarga bilintirmasdan haliga uşağını olib yengiga yoki cho'ntagiga olib chiqib ketdi dedilar. Tashqariga olib chiqib uloqtirish uchun. Ko'rdingizmi? Bir zarrani masjidga nopok narsani tushib qolishidan ehtiyot bo'ladi. Biroq tushirib qo'ysa, "Olana u ushoq" demayapti, yo'q. O'zi qilyapti o'shani. "Ana ushoqni olib qo'ygin" desa ham bo'lardi, yo'q. Buxoriyning o'zi o'sha ushoqni olyapti. Olganda ham boshqalarga ko'rsatmasdan, bildirmasdan olyapti. Ixlosni ko'ring. Qalbdagi taqvoni ko'ring. Allohning shairalariga bo'lgan ta'zimni ko'ring. Kim masjidga hurmat shunday bo'lsa, demak u masjidni u nima uchun shunday hurmat qilyapti? Allohning uyi bo'lgani uchun Allohga nisbat berilgani uchun u. Bu qalbdagi Allohga bo'lgan taqvodan bu. Mushafni ushlashdan oldin qo'lingizni yuvib, kir bo'lmasin deb pok ushlashingiz. Urintirmasdan tutishingiz. Uni xushbo'ylab tutishingiz. E'zozlashingiz ta'zimdan, hurmatdan. Masjidni xushbo'y qilishingiz, tozalashingiz. Unga biror bir uşoq tushishdan saqlashingiz ta'zimdan va hokazo. U Allohga mansub bo'lgani uchun u bu. Bo'lmasa oddiy to'rt tomoni oddiy devor, yeri oddiy yer uning. Boshqa uylar bilan bir xil. Allohga mansubligidan ta'zim bajo keltiriladi unga. Mana bu Buxoriyning taqvolaridandir. Buxoriyni Buxoriy qilgan asosiy sifati mana shu taqvo bo'ladi. U har jabhada ko'ringan jumladan ta'zim o'rnida ham ko'ringan. Demek bu ayetinde bu babda keltirilişi Allah'ın hurumatlarını, Allah-u Teala ihtiram kılgen derselerini tazimleş, uluğlaş, kişinin özüge yaşlıdır diyen ayette o şey Allah'ın hurumatları cümlesi yekiredi. Kur'an'ın hamilleri, Kur'an-ı Kerim'in sahipleri, hamdi mahçiler. Ve kal Allah-u Teala, yani Allah-u Teala dedi ki وَقْفِلْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Kanatinle Mu'minlerden senge ergeşkellerge pest kılgın. Kanatini pestled degeni, yani ularge yan bas, ularge tavazoli bul, ularge yakın bul, ularge kemterin bul, ularını aldı da özünü hakisar tut degeni. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ge bugün bu hitap hemimizge tekiştik. Bu yerde senge ergeşken deyişleri, deyişi ayet-i kerimeni, yani mu'min kişi Resulullah'a ergeşer. Aslında bu ayet qorilarga xos emas umumiy. Rasululloh akram alayhi salatu vasallamga iymon keltirgan, u kishiga ergashgan hamma mu'min musulmonni o'z ichiga oladi. Bu oyati kalima juda ham buyuk ta'limotni beradi. Biz hamma insonlarga yaxshi muomala qilamiz. U musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, nomusulmon bo'lsin, g'ayridin bo'lsin, farqi yo'q. Hamma insonlarga inson sifatida yaxshi muomala qilamiz. Shunga buyurilganmiz. Ammo ahli iymongachi Ahli imanla arası da Resulullah'a köprağı ergeçken takvadarlar geçi. Ularge yana ham ihtiramımızı küçültürüşümüz gerek. Kanatımızı pes kılışımız gerek. Ularge özümüzü koyu tutuşumuz gerek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmetini seyyidi bopturup. Bütün ben o adam, adam balalarının seyyidi bopturup mumullarge özlerini koyu tutuşlar buyuruyordu. Biz şey biz. Biz barcha mu'minlarga o'zimizni qo'yib tutyapmizmi yo o'zimizni toifamizga xolosmi? Yoki o'zimiz domlamizga xolosmi? Yoki o'zimiz yaxshi ko'rgan odamgagina xolosmi? Yoki o'zimiz qo'rqqan odamgami? Yoki boyligi uchun, amali uchun hayiqqanimizdanmi yoki nima uchun biz birovga hokisor bo'lyapmiz? Agar Alloh uchun bo'lsa, demak Allohning amriga ko'ra hamma mu'minga hokisor bo'lishimiz kerak. Hamma mu'minga Agar hamma mu'minga hokisor olmaysak, biz sunnatga xilofmiz. Biz mutakabbirmiz. Biz haqiqiy mu'min bo'la olmaymiz u holda. Endi bu oyatni bu bobda keltirishlaridan
İmanda ve Resulullah'a ergeçte en kamil kişi ahli Kur'an buladı. O hatta Kur'an'ı yadlaştı hem Resulullah'a ergeçken. Hatta Kur'an'ın tilavatı da hem Resulullah'a ergeçken. Ameli de irte kaçın. İman keltirgenlerden senge tabi bugünlerge kanaatini pesled digenden. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a yan basış, tevazu, hakisarlık buyurulu yaptı. Kimge nispeten? O kişiye ergeçken ve iman ahlilerine nispeten. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a yan basışlarına sebep bugün ulardaki sıfat iman ve Resulullah'a ergeç bul yaptı. Kanaatini pesled, o zihni hakisar tut, yan bas. Dip Allah Teala buyuruyken de Resulullah'a kimge nispeten buyuruyordu şu neselerin? Mumullerge, mumullerden Resulullah'a ergeçkenlerge nispeten buyuruyordu. Senge ergeçken deyişten Murat, min beyaniye buluşu mümkün, tabiziye buluşu mümkün. Bu yedi beyaniye buladı galiben. Yani senge ergeçkenlerge ular mumuller yani demek ki. Yani mumullerge yani senge ergeçkenlerge. Ya ki senge ergeçkenlerge yani mumullerge deyip düşünemiz. O şey sıfat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan tavazunu lazım kılarken o sıfatının derecesi karab muamelenin hem derecesi özgürlük. İmanı kamilrak, sünnetki ergeşi yukarırak bulgen kişiye nisbeten tazim ve tavazu köpürak yukarırak buluşu tekaza kılar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'ne hamili Kur'an sahibi imanda kamil buluşu çünkü o Kur'an'ın sahibi elbette imanda başkalarından göre kamil buluş gerek. Şunindek, o Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ergeçte hem başkalarından göre yetik buluş gerek. Binaenaleyh, onge nisbeten tevazuli, onge nisbeten hakisar buluş, yine hem lazım bulur. Onge nisbeten köpürak hakisar buluş, köpürak tevazu lazım bulur başkalarından. Ayet-i Kerime'nin babge taalluklu yeri şu yerde. Şunlarlayayım. Eğer biz özümüzü kalbimizge karışımız gerek. Kalbimiz bir adamge nisbeten tazim bacak ettiriyken peyitte. Bir kişiye kalbimizde hürmet, muhabbet coşuruyken peyitte şu muhabbet, hürmetge sebep bugün dersen ne mi? Buna tahal kılışımız gerek. Bir kişinin aldığı da özümüzü kuyu tutup, o adamge yan basıp, o adamge özümüzü tavazu izhar kılışımız, hakisarlık izhar kılışımızda kalbimizden şu nesle tosetten payda bo'ladi. Şunda kalbimizde bunda karışımız gerek. Bu kim bu? Kaydan keli yaptı benim kalbimde hakisarlık bu kişiye nispeten. Kaydan keli yaptı kalbimde tazim bu kişiye nispeten. Karışımız gerek. Eğer o adamdaki Kur'an uçun bosa, o adamdaki iman uçun bosa, o adamdaki sünnetke muvafıklık cihatiden bosa, ana bu imandandır, mene bu sünnettendir, mene bu takvadandır. Ama o adamga nisbeten kelayken şu tazim başka cihattan bo'lsa, demek biz nefsimizge yani başka mahluklarga kullik kılayken bo'lamiz. Şu yerde yana bir tahlil kerak. Men bir kişini hurmat kılayapman. Sünnetga ergashgani uchun. Yani imanı uchun mu'min bo'lgani uchun. Yani ahli Kur'an bo'lgani uchun. Davo qilaman shunday deb. Buni imanı uchun hurmat qilaman. Sünnetke ergeçkenin için hürmet kılaman. Ahli Kur'an bugün için hürmet kılaman diyemen. Lekin özümme özüm bir tahlil kırışım gerek. Huddu şu adamdaki ikinci ahli Kur'an'ı hem şimdi hürmet kılayabim mi? Huddu şu kebi ikinci müminle hem imanı için şimdi hürmet kılayabim mi? Yani ki bu adam mı beni kırışımge muvafık bugün için kırışı keyin ahli Kur'an'ı hürmet kılayabim mi? Yani ki bu adam min mensub bugün taifege mensub bugün uçun mumulligini hürmet kılıyım ben. Yani ki bu adam men şinevende bugün damlage şinevende bugün uçun bunu izazda bunge tavazu kürsetiyip ben. Eğer hud şu sıfatdegi ikinci mumunge imanı uçun tazim kürset almasam hud şu kebe ikinci ahli Kur'an'ge beni taifemge mensub bulmagen beni yurtumge mensub bulmagen yani ki beni kavmımge mensub bulmagen. Yani ki beni fikri karışımge mensub bulmagen. İkinci ahli Kur'an'ın ham hürmet kılalmayken bozsam o seni hürmet kıyanı kebe. Demek ki benim hürmetim o yerde taife gerçiliğinden, milletçiliğinden, mahalliçiliğinden, akımçiliğinden. Bu degeni mahluklarga sığınıştan. Kalbimde halıkının emas mahlukunun tazimi ve muhabbeti caylaşkeniden. Cümleden nefiske bendeligiden boladı.
Her kim uzun tahlil kılsın. Her kim uzun kalbiye karasın. Her kim uzun muamelesin kalbini doğrulasın çünkü göre. Bu ota nazik, dakik ve kupimizde uçuraydıgen illet bu. Bunu her birimiz özümüzde islah kılışımız gerek. Kengi ayeti kerime, قال الله تعالى وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Tepedeki ayetlerde tazim buyurildi, tevazu buyurildi. Mu'minlerge nisbeten cümleten, karilerge nisbeten hasleten. Şimdi bu ayeti kerimede mu'min ve mu'minelerge azar veriş hakkıda geledi. Çünkü bab, ahli Kur'an'ını izazlaş ve ularge azar verişten kaytarılgeni hakkıda. Tepedeki ayetler, babnin, mevzunin, sarlavhanin birinci kısmıge taallukli. Şimdi bu ayet ikinci kısmıge. Ularga azar berişden kaytarılgan haqida degan sözlerge taalluqli ayet. Ayet-i kerimede Allah Ta'ala aytadi ki, mu'min ve mu'minelerge ular kılmagan işlerde azar beredigenler. Hadi birer bir ayıp kılmeslerden turum azar beredigenler. Buhtanını ve açık aydık günahını özlerge yüklettiler. Azar ne mi? Mu'min mu'mineler kim? Nimaga ular bir iş kılmeslerden, yani kılmagan işlerige deyip aytilyapti. Azar, izâ ul mu'min haram deyip meşhur yani. Mu'minge azar beriş haramdır deyiladi. Araq qanday haram bo'lsa, ribo qanday haram bo'lsa, undan qattiq haram mu'minge azar beriş. Mu'minge her qanday iman ahliye. Fakat o'zingizni toifangizni mu'min deb o'ylamang. Fakat o'zingizni İrkinizdekilerini, milletinizdekilerini yine mu'min deyip oylamayın. Cemi ki iman ahli keredi bunge. Mu'min ve mu'mineler deyip Allah Ta'ala takitledi. Mu'minler deyip koysa özü mu'mineler hiç çekiledi öz özüden. Lekin alahide mu'minelerini hem takitledi. Azar ne mi? Azar kişinin cismige, yani kalbi, ruhuge, unge yakmagen nerseni yetkeziş. Unge münasip bulmagen nerseni yetkazish. Ya'ni masalan, tanaga ma'lum harorat maqbul, ammo o'sha haroratdan ortiqcha haroratni tanaga yetkazish tanaga to'g'ri kelmaydi. Unga munosib emas. Shu munosib emas narsani tanaga yetkazish azor bo'ladi. Yo'inki masalan, igna sanchish tana uni istamaydi, azor bo'ladi. Endi qalbga beriladigan azor bor. Sökiş var mı? Hakalet kılış var mı? Tuhmet kılış var mı? Gıybet kılış var mı? Kemsitiş var mı? Ve herkese. Hatta nigahdan soruladı. Eğer bir kişiye bunda kalıp durup nigahınızda onu pes sanıp kalıgan bulsayız, oysa nigahınızdan kıyamette sorarız. O şeyim haram. Çünkü Haddad aleyhirrahmaya bir kişi kalıp durgen de nümege tikileyersen, nigahdan soralışını bilmeysen mi degenler. Demek azar, o'ylamin azor deganda faqat so'kish, urush, pulini tortib olish. Ular albatta azor. Lekin undan kichkina azorlar ham hammasi kiradi bu oyatni ostiga. Hattoki nigohdagisi ham. Mu'min va mu'minalarga deb aytilishi, ta'kidlanishi ko'pincha kishilar, ayollar ko'proq ayollarga azor berib qo'yadi yoki o'zini eriga. Erkaklar ko'pincha o'zini ayoliga azor beradi. U ham mu'mina. Ana eram mu'min. Mu'min ve mu'minelerden de fakat begenelerde tasavvur kılmayın. O'zingizni yaqinlaringizdan boshlang, akangiz, ukangiz, onangiz, farzandingiz, eringiz, xotiningiz, ustozingiz, shogirdingiz, hamdarsingiz, hammajlisingiz. Hammasi, modom ularda iymon bor ekan, iymon sifati bor ekan, azor berish harom bo'ladi. U degani iymonsiz bo'lsa, masalan, kofir bo'lsa nima qilsang bo'lar edi emas? Yo'q, unga ham azor berib bo'lmaydi o'zi aslida. Bu yerde aslida mavzu mu'minlarga azor bergan kishilar, xususan Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga azor berish haqida ketgani uchun oyat oqimi, oyat oqimi mu'minlarni, mu'minalarni zikr qilingan. Aslida har qanday insonga azor berish harom bo'ladi. Illo haqli ravishda berilishi mumkin. O'shani qo'shish, o'shani ta'kidlash uchun bi'g'oyidin maktasabu. Qilmagan ishlarida bir ish qilmaslardan turib, qilmagan ishlarida azor berish deb aytayapti. Qilgan ishlarda azob berish mumkin. Masalan, insonni qamchilash harom. Ammo u gunoh qilgan bo'lsa-chi, qamchi yeydigan. Alloh belgilagan gunohni qilganki, Alloh uni qamchilashni buyurgan.
unda qamchilagan odam gunohkor bo'lmaydi. Masalan, birovni birov bid'atchi yoki kofir desa, bizning mazhabda 20 darajada kaltaklanish kerak. O'sha bir mu'minni bid'atchi yoki kofir degani uchun. 20 darajada. Agar pok ayolni fohisha desa, pok erkakni zinokor desa 80 darajada uriladi. O'sha ozormi 80 darajada ozor. Ammo bi'g'oyri maktasabu qilmagan ishi uchun emas, balki og'zidan chiqqan o'sha rasvo so'zi uchun. Unga azor bergan kishi bu oyatga ko'ra ayblanmaydi. Uni kaltaklagan odam. Bu yerda bi'g'oyri maktasabuni aytishdan murod shu. Haqli ravishda birovga azor bersa mumkin. Masalan, birov siz bir shapaloq tortdi. Bir shapaloq urishga haqqingiz bor, qasosga haqqingiz bor. Shariat belgilab bergan haqlarda, ta'zirlarda, hududlarda berilgan azor bu oyati karimada aytilayotgan gunohga kirmaydi. Balki u narsalar vaqt kelib vojib bo'ladi. Bi'g'oyri maktasabuni qo'shishdan murod shu. Bundan yana tushunamizki, nimani tushunamiz? Shariat belgilab bergandan boshqa azor berishni hammasi bu oyatda ostiga kiradi. Siz birovni onasidan kelib so'ksangiz, shariat ruxsat berganmi shunga? Yo'q. Siz birovni bid'atchi, kofirsan deyapsiz yoki bid'atchi deyapsiz. Ruxsat berganmi shariat shunga? Yo'q. O'zi ilmi yetmaydi, birovni u deydi, bu deydi. O'zini bid'at ta'rifini bilmaydi. Bid'atni nimaligini bilmaydi. O'zi bid'atda yotgan bo'ladi o'zi ko'pincha. Boshqani bid'atchi deyishga shoshiladi. Bu odamlar qalbida maraz bor odamlar. O'sha qalbidagi kirlik, alamzadalik va o'sha bir yovuzlik va mag'or tilidan dinni niqobi bilan, dinni qolibi bilan ahlat bo'lib chiqadi. O'zi asli qalbida o'sha illatlar bo'ladi bu odamlarda. Shuning uchun birovni bid'atchi deyish o'ta og'ir gunoh. Uni bid'atini isbotlamay turib. Oldin uni olib kelish kerak, o'zi bilan gaplashish kerak, qilayotgan amalini bid'atligini isbotlab berish kerak. Shundagina uni bid'atchi deyishga haqqi bo'ladi. Ammo 10 ta musulmon o'tirib olib, 4tasi, 6tasini, 6tasi, 4tasini bid'atchi deydigan bo'lsa, hammasi darra urilishi kerak bo'lgan odamlar bular. Hammasi fosiqlar. Hali bid'atni ta'rifini bilmasdan, bid'atni nimaligini hali anglamasdan boshqani bid'atchi deyishga shoshilish bu fosiqlik bu. Fojirlik bu. O'sha uchun Alloh aytibdiki, ular buhtonni zimmasiga olgan odamlar, ular buhtonchilar ular. Ular isman mubina ochiq oydin gunohni zimmasiga olib gunohga botayotgan odamlar, ya'ni mubinan deyishdan murod fosiq demoqchi. Isman mubinan degan fosiq degan. U odam fosiq odamdir. Jumladan hozir musulmonlarda bo'layotgan ofatlardan ixtilofli masalalar. Ixtilofli masalalarda agar sizga qarshi tomonning ham dalili bo'lsa, shar'iy dalil bo'lsa, mujtahidga ergashayotgan bo'lsa, bid'atchi deya olmaysiz. Bid'at shariatdan xorij narsa bo'ladi. Shariatdan xorij narsanigina, dindan xorij narsanigina bid'at deyiladi. Dinning ichidagi ixtiloflar bid'at bo'lmaydi. Turlilik bo'ladi. O'zingiz bitta masalani tutib, ikkinchi masalani tutayotganingiz bid'atchi deydigan bo'lsangiz, siz bid'atchi bo'lasiz o'sha gapingiz uchun. Chunki shariatdan bo'lgan narsani bid'at deyish o'zi bid'at. Demak, ana bu bid'atchiga chiqarish, hammani kofirga chiqarish bu fosiqlarning ishi. Bu yo'nalishga tushganlar aksari kofirga xizmat qiladiganlar bo'ladi. Endi shu yerda bu kishi bu oyatni keltirishlaridan murod iymonda ahli Qur'on komil bo'ladi. Sahobi Qur'on egasi iymonni haqiqiy egalaridan. Shuning uchun ahli Qur'onga azor berish shu oyatni ostida mu'min mu'minalarga azor berish ostida haromdir. Oyati karimani bu bobda keltirishdan murod shu. Wa fil bab hadithu Abi Mas'udin al-Ansari va hadithu Ibn Abbas al-mutaqaddimani fil bab al-thani. İkinci babda bundan aldığı babda kelgan Abu Mas'ud'un hadisleri qaysi edi? Ya ummul qawma aksar aqra'uhum li kitabillah. Qavmga odamlarga ularning oralarida Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigani imom bo'ladi degan hadis. Va Ibn Abbas radhiyallohu anhu ning Umar radhiyallohu anhu ning majlisi va mashvaratidagi kishilar ahli Qur'onlar bo'lar edi. Ahli Qur'onlar Hazrat Umarning mashvaratchisi majlisi egalari bo'lishar edi degan rivoyatlari ham ikkinchi bobdagi rivoyatlar shu hadislar bu bobga ham kiradi.
Çünkü Kur'an ahlinin ikramıya kiredi. Qarını imam kılıçlık Kur'an ahlinin ikramıdan. Qarını meslehatçı kılıç Kur'an ahlinin ikramıdan. O ham bu babka kiredi demokçiler. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط رواه أبو داود وهو حديث حسن İmam Nevavi bu hadisini keltirdiler. Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Dediler ki Allah subhanehu ve teala'nı uluğlaş iclal. Biz Celle Celaluhu diyemize celaletige celalet bosun. Uluğligige uluğligler bosun digen alkış. Yani şu iclal. Allah'ını iclaliden, Allah'ını uluğlaşden, ikramidendir. Yani şu cümlege kiredi. Saç sakalı akargan Müslümanını ikram kılış. Kur'an-ı Kerim'de guluge gitmegen, unge cefa kılmegen, ondan uzaklaşmegen Kur'an hamilini ikram kılış. Adaletli sultanını, hükümranını ikram kılış. İmam Ebu Davud rivayet kıyanlar Hasan hadis. Hasan degeni, yani sahihten bir derece pes, makbul, amalga olinadigan hadis degan. Ushbu hadisi sharifda Rasul akram alayhisolatu vasallam 3 kishini zikr qildilar. Shu 3 ala turdagi kishilarni ikrom qilish, e'zozlash, ulug'lash, Allohni ulug'lash jumlasiga kiradi dedilar. Bu Alloh subhanahu va taoloning insonlarga ko'rsatgan marhamatidan. Bandalarini naqadar yaxshi ko'rganidan. O'ziga taalluqli bo'lgan bandalarini naqadar ehtirom, hurmat qilishidan. Ularını ulugulaşını, özünü ulugulaş makamaya kötülüp koyuyordu. Ulardan birincisi, saç sakalıya ak düşken Müslüman, yani İslam'da saç sakalı akargan kişi. Neme uçun onu saç sakalını aklıgene et yaptılar. O rengi yüzesi denmez. Sakalını rengi ya ki saçını rengi aklıgi denmez. Demek akka boya olsa şunaka hürmetke sezavar bulat digenemez. Yani ki bir kişi bir keserliğinden birden saçı akarıp gitse, o şu akarışmaz bu. Yok, bu yerdeki irade kılıngan mana, Allah'a ibadet kılıp karıgan adam. Yani ki, karıp hem Allah'a ibadet kılıyken adam. Müslüman. Yani. Demek bu adamdaki karılık, o şu saçı akarıdaki ak, Allah'ını istedir. Şunun için, onu ihtiramı, Allah'ın ihtiramı cümlesi ekledir. Neme için? Çünkü uzak ibadet kılgeniden, yani o şey karigende hem ibadet kılışıdan, Allah'a sığınışıdan, bu adamını vücudu da Allah'ını izletiş bir nuru payda olup kalır. O adamı siz beyhastan hürmet kılasız. Onda Allah'ın nuru bulun. O şey hürmet kılışınız, Allah'ını izletkeniden, bugeniden Allah'ın hürmeti cümlesiye kiredi şu izazınız. İkincisi, Kur'an hamili dediler. Her kendi Kur'an hamili mi? Her kendi Kur'an niyetleyen adam mı? Yok. Belki onu sıfatını ettiler ki, gayril gali fih, Kur'an'da guluge gitmegen, vel cafi anhu, Kur'an'dan uzaklaşmegen. Kur'an'a sahib degen. Sahiblik, bilemez ki, hem nefeslik degen. Bir geboluş degen. Kur'an sahibi degen Kur'an'dan ayrılmayan adam degen. Ama Kur'an yatılıp teşebbü koygan bolsa onda el-cafi anhu Kur'an'dan uzaklaşkan adam bo'ladi. Onu ezazlaş Allah'ın ezazlaş cümlesine kirmeydi. Kimi ki Kur'an'ın yatılıp teşebbü koygan bolsa. Çünkü o Allah'ın yerdeki ramzi makamından düşken bo'ladi. Endi gulubek etmegen hem deyip koşu yaptılar. Neme uçun? Gulubek etiş uzun neme? Gulubek etiş gale yeğlu degen haddan aşış degen. Kur'an-ı Kerim'de haddan aşış. Kur'an-ı Kerim'de haddan aşış ne diyen? Kur'an'a köp amel kılış mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de amel kılışta Kur'an-ı Kerim talep kılmegen derslerine hem koşu varış. Kur'an-ı Sünnet'de ayetilgeniden çukur ketiş. Talep kılıngeniden çukur ketiş. Bu yerdeki çukur ketiş katık takva diyenemez. Mesela siz
İmam-ı Buhari kabi o'sha bir uşağını ham masjidga tushishni istamasangiz bo'g'ilmas. Bu taqvo bu. Yo'inki Ali Zaynul Abidin kabi ming rakat nafil o'qisangiz har kuni g'ulmas. Yo'inki Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu Tamim ad-Doriy kabi radhiyallohu anhu Qur'oni Karimni bir rakatda xatm qilsangiz, bir kechada xatm qilsangiz g'ulmas. Balki g'ulodan murod dinda g'ulodan keyin g'uloga ketish yoki Qur'onda g'uloga ketish degani Qur'oni Karimda chuqur ketaman deb Qur'oni Karimni maqsadi ma'nosidan chalg'ishni aytiladi. Qur'oni Karim kufrga hukm qilmaganlarni kufrga hukm qilish. Kitob-u sunnat bid'at demagan narsalarni bid'atga chiqarish. Shariat ruxsat bergan narsalarni haromga aylantirish. Shariat vojib qilmagan narsalarni kishilarga vojib deb o'qitirish. Mana shular g'uluv bo'ladi. Qur'oni Karim buyurmagan narsalarni buyurgan deb odamlarga o'qitirish. Qaytarmagan narsalarni qaytargan qilib o'qitirish. Mana shu g'uluv bo'ladi. Kimiki Qur'onni o'qisa-yu g'uluvga ketsa, u ham Allohning yerdagi ramzi bo'la olmaydi, chunki Allohga dalolat qiluvchi emas u. Qur'oni Karimni ko'tarsa-yu yodlasa-yu, ammo undan uzoqlashgan bo'lsa, unutish bilan yoki tilovatidan uzoqlashish bilan yoki amalidan uzoqlashish bilan undan ayrilgan bo'lsa, u ham Allohning yerdagi dalolat qiluvchi ramzi emas. Uning ikromi ham Allohning ikromi jumlasiga kirmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimni homili, Qur'oni Karimni ko'targan kishi deb turib, uning vasfini aytayaptilarki, g'uluvga ketmagan va undan ayrilmagan Qur'on homili. Qur'ondan ayrilmagan Qur'on homili. Qur'ondan ayrilish tilovatidan ayrilish bilan bo'ladi. Ma'nolaridan ayrilish bilan, ma'nolarini tark etish bilan bo'ladi. Jafo degani tark etishni bildiradi. Jafo o'rtani uzoq qilib tark etish. Jofi degani ana shunday jafo qiluvchi, tark etuvchi. Qur'oni Karimni tilovatini tark etuvchi, amalini tark etuvchi, ma'nolaridan uzoqlashuvchi kishi Qur'oni Karimni yerdagi bir inikosi bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taologa dalolat qiluvchi bo'la olmaydi. Shuning uchun uni ikrom qilish Allohni ikrom qilish jumlasiga kirmaydi. Demak, bu yerda biz Alloh subhanahu va taoloning yuqorida aytilgan oyatlardagi sha'irasiga aylanish uchun, Allohning yerdagi nishoniga aylanish uchun Allohga dalolat qiluvchi bir shaxs bo'lish uchun nima bo'lishimiz kerak? Qur'oni Karimdan ayrilmagan, unda g'uluvga ketmagan bo'lishimiz kerak. Mana shu kishi Alloh subhanahu va taoloning yerdagi ramzi bo'ladi. U odamni ulug'lash, ta'zimlash Allohni ulug'lash jumlasiga kiradi. Shuningdek, adolatli podshoni ham. Nima uchun? Chunki adolatli podsho Qur'oni Karimni tatbiq qiluvchisi bo'ladi. Allohning ahkomlarini ahli Qur'on yetkazuvchisi, adolatli podsho esa uni amalga tatbiq qiluvchisi bo'ladi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu aytganlar, Alloh taolo Qur'on bilan Qur'onni o'zi bilan joriy qilmaganlarini sulton bilan joriy qiladi deganlar. Ya'ni Qur'oni Karimni yetkazadi. Qur'oni Karimni eshitib bilan kimlardir amal qiladi. Kimlardir qilmasa sulton orqali qiladi. Alloh taolo insonlarning orasida o'zining ahkomlarini Qur'on bilan joriy qiladi. Ya'ni da'vat bilan. U bilan joriy bo'lmaganlarini sulton bilan joriy qiladi deganlar Hazrat Usmon. Ana shu Allohning hukmlarini joriy qiluvchi ekani bilan Allohning yerdagi xalifasi vakili bo'ladi. Shuning uchun uni e'zozlash, hurmat qilish Allohni hurmat qilish jumlasiga kiradi. Ushbu hadis sharifdan yana bir narsani tushunamizki, insonlarni ulug'lab bo'lmaydi, ja ulug'lab olmaslik kerak. Ustozni ham, olimni ham, qorini ham ja ulug'lab bo'lmaydi deb behurmat qilishga ularni bir oddiy odamdaqa yoki bir hurmatsiz o'zi bilan teng tutishga urinadigan beodoblar bo'ladi. Ular go'yoki bu bilan sunnatga amal qilyapman deb o'yladi, sunnatga xilof qilayotgan bo'ladi. Oyatga xilof qilayotgan bo'ladi. Go'yoki bu bilan ular tavozuni joriy qilmoqchi bo'ladi, yo'q, aksincha ular kibrni joriy qiladi o'zlaridan. Ba'zi shunaqa odamlar bor, ahli Qur'onni yoki ahli ilmni yoki bir adolatlik podshon yoki bir oqsoqol solih odamni hurmat qilsangiz, ko'proq hurmat qilishni yoqtirmaydi. Uni e'zozlashni go'yoki bir kerak bo'lsa shirkka olib borib qo'yay deydi. U odamlar Qur'oni Karimni, hadis sharifni tushunmagan johil odamlar. Yarimta hadisni chalapulcha o'qib, noto'g'ri tushunib olgan odamlar. Mana bu hadis sharifda
Allah'ını uluğlaş cümlesindendir. Karını ikram kılış, aksakalını ikram kılış, Müslüman aksakalını ve adaletli padişahını ikram kılış diyebilirler. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam. Bu degeni siz Allah subhanehu ve ta'ala'nın hürmetini kendi başa kildiresiz. Kulucuda mı? Yani ki için kalbden ve ihtimam itibar bilen mi? Eğer ihtimam itibar bilen, için kalbden, vücudunuz bilen Allah'ın ikramını, uluğulaşını cari kımakçı olsayız, bana bu kişilerini kalbinizden, yüreğinizden ve bar vücudunuz bilen ikram kılayın. Çünkü Allah'a kürsetilediğin ikram hanhunu bu meydi. Allah'ın uluğulaş cümlesiye girerken bunların ikram kılış. O kulüçü de ikram kılıp Hazreti Kami'ye hürmet koyup namıge yüzeki muamele bilen ikram kılım diye boylamayın. Belki bar vücudunuz bilen kılışınız gerek. Çünkü siz Allah'ın ikram kılıyapsız. O adamın şahsı nemez, boy bastı nemez. Yani ki meşhurluğu nemez. Bu yerde yine biz tahlil kılışımız gereği bugün. Uzumuzda bir tekşirişimiz gereği bugün derseler. O şu karını karlığı için hürmet kılıyapsız. Ya ki meşhurluğu için mi? Onu yap karış gerek. Karlığı için bozsa biz onu ameliye, o şu hulugu gitmegenliğe, Kur'an'dan ayrılmegenliğe itibarından, kalbide Kur'an varlığı itibarından mı? Yani ki meşhurluğundan mı? Eğer meşhurluğundan bu mesela, başka meşhur olmaz karını hem şimdi hürmet kılıyapsız mı? Onu hem biz kalbimizden bir ötkezi alışımız gerek. Şunindek adaletli padişahını dediler. Her kendi amellerini demediler. Demek Allah'ın hükmünü yürgüzeyken, Allah Teala'nın emrini yeryüzünde kişilerde tatbik kılıyken kişinin hem izazlaşmıyor mu? Lazım buladı, vacip buladı. Allah'ın ikramıdan dur bunların ikramı diyenlerden ne mi bilemez? Allah'ın uluğulaş vacip mi vacip mes mi? Ya kılıç ihtiyari amel mi? Ya kılıç vacip amel. Allah'ın uluğulaş vacip. Binaenaleyh bunların ikramı hem vacip buladı. Mene bu hükümünü hem alamız biz. En ikram, hürmet adette ürüften kep çıkardı. Ürüfte mesela bir diyar ahli uzu ürüfler birbirine yakın. Ama her bir diyar ahlinin uzu gerişi ürüfleri var. İhtiramını, hürmetini izhar kılış usulleri var. Öşe usullerine göre buladı. Şu bilen birge. Madem ahli Kur'an'ını ikram kılış. Yani ki o şey üçere türdeki kişilerini ikram kılış. Allah'ın ikram kılış cümlesinden iken yüzeki kılış makbul olmayıdı. Çünkü Allah kalbimizde kalıp duruyor. Madem Allah'ın izazı ikramı cümlesinden iken onu kalbinizde Allah tapış gerek. O şey, o şey ikramı, o şey tazim. Şunda gene siz Allah'ını ikram kılgen bulas, uluğulagen bulas. Allah'a nispeten ikram kılış işletilmedi. O beşte manada işletilmedi. Bu yerde Allah'a nispeten izaz ve tazim işletilmedi. Demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın tazimi cümlesindendir. Yani şu kişilerini ibadetdeki aksakalını ve Kur'an'a amel kılıcı, Kur'an'a aşina hafızı Kur'an'ı hem de adaletli hükümranını. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ziz sultan, sultan egesi dediler. Sultan egesi degenleri hakimiyet egesi degen, hükümranlik, saltanat egesi degen. O fakat padişah olmaydı. Padişahdan başkaları da hem körünledi onlar. Kişilerinin üstünden rehber obturgenlerine hem mezkir etti bunu üstüye. Bunu astıya. Bu ise İslam'ın hakiki medeniyetini yüzeye çıkardı. İslam'da kişilerini amelleri için izazlaş var. Adaletli hükümran dediler. Adaletliliği için hükümran bulup durup adalet kıla olgeni için onu izazı vacip buladı. Onun ikramı Allah'ını uluğulaş cümlesiye kere. Demek o hem Allah'ın yerdeki remzige eylengen buladı. Kur'an-ı Kerim'den velcafi anhu, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşması için ne kılış gerek? Kur'an-ı Kerim'ini köp okuş gerek. Bu babge taallukli yeri şu. Kur'an-ı Kerim'in hamilini ikramı demek vacip iken çünkü Allah'ın hürmet kılış tazimleş vacip. Demek Kur'an'ın hamilini hem binaenaleyh tazim kılış vacip buladı. Kur'an-ı Kerim'de gulluk etmesi için onu her bir kelimesini doğru düşünüp selef-i salihlerden keletken tefsirler fahım esasında düşünüş. Ulemalarını fahımı bilen düşünüş. Her kim uzun kellesi bilenmez. Yok ki lügatını uzu bilenmez. Şunda kuluğa gitmeydi kişi. İkinciden Kur'an'dan ayrılmasını için Kur'an-ı Kerim'ini köp okuş bilen buladı. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'ini tez tez tekrarlayıp durun. Muhammed'in
nafsi qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallam Allohga qasam ichadilar. Qasamki, bog'ichdagi tuyadan ko'ra tez qochadi Qur'on deganlar. Boylab qo'yilgan tuya qochib ketib qoladi, har qarab turmasangiz tez-tez. Ta'ahadul Qur'on, Qur'onni Qur'on bilan xabarlashib turing degani o'zi ta'ahadu degan. U degani tez-tez o'qib turing degan. Tuyani boylab qo'yib, o'ziga qo'yib qo'ysangiz, bir narsa qilib yetib ketib qoladi. Ammo qarab turishingiz kerak. U joyida turibdimi? Ketib qolmayaptimi? Ipi mahkam turibdimi? Ipi bo'shamadimi? Qarab turishingiz kerak. Arqonni yaxshi turibdimi? Mana shuni ta'ahud deydi. Qur'oni Karimni ana shunday xabar olib turing, Qur'oni Karimni shunday o'qib turing, chunki u tuyadan ham tez qochib ketadi deganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, kimki Qur'ondan bir narsani yodlab unutsa, u bir gunohdan bo'ladi. Chunki Alloh taolo وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ sizlarga bir musibat yetsa o'zingiz qo'lingiz bilan qilgan bir ishdan bo'ladi, yana ham ko'pini kechirgan bo'ladi deydi. Va Qur'onni unutishdan ko'ra katta musibat bormi deb qo'yganlar. Qur'onni unutishdan katta musibat yo'q, chunki Rasul akram alayhissalatu vasallam aytganlarki, ummatimma hamma amallari ko'rsatildi menga. Hattoyinki masjiddan olib chiqib qo'yadigan bir xoshakni olib chiqib qo'ysa, bir cho'pakni olib chiqib qo'ysa masjiddan tozalash uchun, o'sha amallari ham ko'rsatildi. Va barcha gunohlari ham ko'rsatildi. Gunohlari orasida falon oyatni yoki falon surani yodlagandimi, unutib qo'ydim deganlaridan kattasini ko'rmadi. Biror oyatni yo surani yodlab unutishdan katta gunohni ko'rmadim ummatim gunohlari orasida deganlar. Shuning uchun takrorlab turish kerak bo'ladi. Aks holda kishi Qur'oni Karimdan uzilgan al-jafi anhu bo'lib qoladi. U kishi katta gunohga qoladi, Alloh saqlasin. Abu Davud rivoyat qilgan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Ubodadan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, biror kishi Qur'ondan Qur'onni o'qisa-yu, keyin uni unutsa, Alloh subhanahu va taologa maxov tarzida yo'liqadi deganlar. Maxov holatda. Kimki Qur'onni o'qisa-yu, yodlasa-yu, unutsa, Alloh subhanahu va taologa maxov dardiga chalingan holatda yo'liqadi. Ya'ni surati maxov, ya'ni jirkanch holatga tushgan suratda yo'liqadi deganlar. Ajzam deb kelingan, o'sha odatda bu yerda qo'l oyog'i kesilganini aytadi. Lekin qo'l oyog'i kesilgani kasallikdan uzilib tushganini ajzam deydi. O'sha mahov kasalidan uzilib tushsa, qo'l oyog'i shuni ajzam deydi. Bu yerda qo'l oyog'i kesilgan holatda degan ma'noni ham to'g'ridan to'g'ri tushunishimiz mumkin. Kimki Qur'oni Karimni o'qisa-yu, keyin unutsa, dedilar Rasul akram alayhissalom. Ya'ni Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Abu Davud rivoyat qilganlar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, biror kishi Qur'onni o'qisa-yu, keyin unutsa, albatta Allohga qo'l oyog'i kesilgan suratda yo'liqadi. Ajzam deganlar. Ya'ni qo'l oyog'i irib tushib ketgan holatda yo'liqadi dedilar. Shuning uchun Qur'oni Karimni ko'p o'qish, xususan yodlagan kishi uni unutmasligi uchun doim uni aylantirib yurishi lozim bo'ladi. Bobni yana hadislari bor, ularni inshaalloh keyingi darsda o'qiymiz. Shu bilan bugungi darsda kifoyalanamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi o'qigan hadislarimizni to'g'ri tushunish, to'g'ri amal qilish, oyatlarimizga to'g'ri amal qilishni o'zi muvaffaq qilsin. Qur'oni Karimga bog'lanib Qur'oni Karim bilan yashashni o'zi bizlarga nasib aylasin. Hammalarimizni ham Alloh taolo ahli Qur'onlardan qilsin. O'zini huzuriga komil hofiz bo'lib, homil bo'lib borishni nasib aylasin. Barchalarimizga Alloh taolo Qur'oni Karimga oshno bo'lib, Allohning yerdagi ramziga aylanadigan, sha'irasiga, shioriga aylanadigan, nishoniga aylanadigan ulug' kishilardan bo'lishni, o'ziga yaqinlardan bo'lishni o'zi nasib aylasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين